Evet, değerli izleyenler, haber bültenimize çok değerli bir konuğumla devam ediyoruz. Türkiye Hukuk Platformu adına Avukat Fatih Nuranioğlu bu akşam stüdyo konuğumuz oldu. Efendim hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk, teşekkür ederim, sağ olun. Türkiye Hukuk Platformu'nu biz birkaç yıldır daha gür çıktığını biliyoruz sesinin ve çeşitli toplantılara katılıyorsunuz. Öncelikle Türkiye Hukuk Platformu adına çalışmalarınızdan birkaç dakika bahsederseniz efendim neler söylersiniz? Platformumuz şu an faaliyetlerinde neler yapıyor? Platforma geçmeden önce ben öncelikle halk diliyle olarak Maraş ama aslında gerçek adı ve gerçek adına da uyan bir şekilde kahraman evladına, kahraman şehidine başsağlığı diliyorum. Rabbim rahmet eylesin, ailesine, sevenlerine sabır versin. Türkiye Hukuk Platformu yaklaşık özellikle de 2 yıldır sesi gür manada çıkmakta. Şu anda Türkiye'nin 41 ilinde aktif bir şekilde başta hukukçular derneği ve 25 civarında STK dediğimiz dernek, vakıf ve örgütlenmenin, hukuk örgütlenmesinin bir üst kurulu platform adına çeşitli özellikle de anayasa referandumu için çalışmalar yapıyor. Bir nevi en dikkat ettiği nokta tarafsızlık. Neyse onu anlatmak, eksik ya da fazla anlatmamak. Özellikle de İstanbul gibi büyük bir şehirde 13 ayrı noktada standlar var. Diğer STK'lardan, diğer platformlardan farklı olarak bu standlarda tamamı hukukçu veya avukat meslektaşlarımız bulunuyor. Genel olarak da baktığımızda yöneltilebilen her soru, eleştiri cevaplanıyor. Yani uzmanına sorun diye bir sloganımız var zaten. Bu noktada da vatandaşları bu şekilde anayasanın aslında niye değişmesi gerektiğini, maddelerin eski ve yeni halinin karşılaştırması olarak anlatmaya çalışıyoruz elimizden geldiği kadarıyla. Peki Fatih Bey, birçok noktada faaliyet yürütüyorsunuz ve Türkiye'deki nabzı en yakından takip eden isimlerden bir tanesiniz platform adına. Nasıl görüyorsunuz peki 16 Nisan Türkiye'nin aslında kaderinin oylanacağı bir seçim süreci diyoruz. Evet ya da hayır dediğimizde köklü bir değişikliğe gideceğiz. Bir sistem değişikliğine gideceğiz. Buna nasıl bakıyorsunuz? Dünkü noktamız nasıldı? Bugünkü noktamız nasıl? Çünkü evet cephesi sahaya indiğinde tamamen yanlış algıları düzeltmeye yönelik enerjisini harcadı. Yeni anayasayı anlatmaktan ziyade... İşte ne bileyim Türkiye'yi bölünecek mi, ondan sonra diktatörlük mü gelecek gibi soruları insanlara anlatarak zaman harcadı. Ve bugüne geldiğimizde artılar kazandı mı evet cephesi, dünküyle bugünkü noktayı nasıl yorumlarız? İlk platform başladığında ben şahsım adına söyleyeyim, daha sonra platform adına değerlendirelim. Maddeler okuyunca işte muhalefetin sözleri o kadar çok garibime gitti ki, yani inanır mısınız? Meclisin sitesine girmek dahil olmak üzere türlü yollara başvurdum. Acaba maddeler bu maddeler mi? Sonra anladım ki doğru. Maddeler bu maddeler. Eski hali böyle, yeni hali hemen yanında yazılıyor. Hatta şu anda ciddi manada hayır kampanyası yürüten, tarafsızlığını yitiren, benim de bağlı bulunduğum Türkiye Barolar Birliği bile kendi sitesinde eski hali, yeni hali diye yayınlamış. Ama bakıyorsunuz, muhalefetin eleştirileri o kadar çok ki, o kadar alakasız ki, tek adamlıktan, diktatörlükten, rejimden tutun da ilk 10 program söyleyeyim. Şu an bu 16. veya 17. programım benim. Televizyon programlarından daha ziyade halka açık gerçekleştirilen toplantılarda, seminerlerde bulundum ben konuşmacı olarak. Orada konuşma bittikten hemen sonra milletin bir kısmı dağılıyor. Bir kısmı diyor ki, ya diyor siz güzel bir sistemi anlattınız diyor. Yeni anayasa bu mu? Evet yeni anayasa bu. İşte eski hali budur, yeni hali budur. Eleştiriler budur, cevapları budur. Fark ettik ki gerçekten muhalefet o kadar çok bunaltıyor ki insanı. Resmen bunaltıyor, aklını karıştırıyor ki. Zannediyorsunuz ki eyvah eyvah Türkiye bitti gitti. Evet derse Türkiye mahvolacak. Alakası yok. Çok açık bir şekilde arama motorundan maddenin eski hali, yeni hali yazsak bile çok şey çıkar. Bir ay önce genel durum ciddi manada kararsızlığın belki de %30, %40'larda olduğu bir durumdu. Ama şimdi bakıyorsunuz yani anlattıkça özellikle de iktidar partisi bunu gördü. Şu noktayı çok iyi gördü.
algı oyunu noktasını ve buna yönelik çalışma yaptı. Şimdi gittiğimizde eskiden hiç kimse deyim yerinde işte bir şey bilmiyorken AK Parti'nin ya da Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın hatırı için evet diyecekken şimdi maddeler okuduğundan dolayı, anladığından, tartışabildiğinden dolayı evet diyor. Bu büyük bir kazanım. Bir ay önce %50'yi aşar mı aşmaz mı şahsen ben düşünüyorken evet. Şimdi çok rahat bir şekilde aşar diye düşünüyorum. Çünkü 100 kişiden çok rahat söyleyeyim 60-70 kişiye ulaşıyorsanız ve maddeleri anlatıyorsanız AK Parti'nin ve Cumhurbaşkanımızın hatıra haricindekileri diyorum. Bakıyorsunuz ki %60-70'i geri dönüyor. Ya ben neye hayır diyormuşum diyor. Aslında evet. Türkiye Hukuk Platformu da bu noktada da çalışmalara ciddi bir şekilde devam ediyor. Her türlü dediğim gibi tarafsız bir şekilde evet, biz de Türkiye Hukuk Platformu olarak destekliyoruz evet kampanyasını. Siz aynı zamanda bir hukukçusunuz ve Türkiye Hukuk Platformu adına buradasınız efendim. Evet. Yeni anayasada aslında insanları ikileme düşüren en ciddi konular da hukuki anlamda örtüşmeyen evet. konular. Size şu şekilde genelleme bir soru sorsam, işte hayır cephesinin en çok savunduğu nokta şu. Yeni anayasa meclis geçtiği zaman, halk oylamasından geçtiği zaman Türkiye'de tek adamlık gelecek. İşte yargı tek adamda olacak, ülkenin yönetim tek adamda olacak, işte savaşa sokacak, kararnameler çıkaracak gibi gibi birçok maddeler sıralayabiliyorlar. Bunların geçerliliği nedir? Yeni anayasamızda bunların karşılığı var mıdır? Siz bir hukukçu olarak bunları tek tek incelemiş bir isim olarak tabii. neler söylersiniz? Şimdi öncelikle tek adamlık, yargı, savaş onayı dahil bir sabah kalktı, meclisi feshetti ya da ben evet. filanca ülkeye savaşa giriyorum. Ve yargı tekelinde de Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu şu anki adı ve Anayasa Mahkemesi. Çok basit bir örnek vereyim. Şu anki mevcut durumda Anayasa Mahkemesi Başkanlığı 12+12, 24 yıl isterse 24 yıl Anayasa Mahkemesi Başkanlığı yapılabilir. Yani siyasetten öte yargıda tek adamlık bu değil midir aslında? Yeni sistemde 9 yıl. 9+9 değil, sadece 9, bir dönemlik. Şu an Cumhurbaşkanı yeni sistemde 16 Nisan'da ve çıkarsa evet. sadece 2 dönem olabiliyor. En fazla 2 dönem. 3. dönem olmak istiyorsa en az 5 yıl ara vermesi lazım. Çok kısa deniyorum, birazdan maddelere geçeceğim. Meclisi feshetme etkisi, milletvekilliği seçimi ve cumhurbaşkanlığı seçimi 5 yılda bir aynı günde yapılır diyor yeni madde. Peki yeni madde böyleyse meclisi fesheden cumhurbaşkanı aynı zamanda kendisini de feshetmiş oluyor. Kararnameler konusunda direkt hatta maddeden okuyayım. Teklifle değişecek olan madde. Çok ilginç gerçekten. Mesela diyor ki yeni yürürlülük maddesi kişi hakları ve ödevleri. 4. bölümde yer alan siyasi haklar ve ödevler. Evet. Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle düzenlenemez. Yorum yapmıyorum. Anayasa maddesini okuyorum. Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle düzenlenemez. Kanunda açıkça düzenlenen konularda Cumhurbaşkanlığı kararnamesi çıkarılamaz. Cumhurbaşkanı kararnamesiyle kanunlarda farklı hükümler bulunması halinde kanun hükümleri uygulanır. Aslında Cumhurbaşkanı kendini kısıtlıyor, sınırlıyor. Madem tek adamlıksa niye böyle bir madde olsun? Anayasa değişikliğinin 104. maddesi. Eski maddesi 104, değişiklikle yine 104. 104. maddesi çok rahat bir şekilde, yorum değil, tekrar ediyorum. Yorum değil. Anayasa maddesi bu şekilde bunu söylüyor. Bir örnek daha var ki bunu ben önce anlayamamıştım. 5-6 yerden baktım, farklı farklı sitelerden acaba doğru mu değil mi diye. Gerçekten öyleymiş. Şimdi Türk Ceza Kanunu'nda bir suç işliyorsanız kanunsuz suç ve ceza olmaz. Ne demek? Kanunda yazması lazım. Mevcut sistemde diyor ki Cumhurbaşkanı vatana ihanetten yargılanır. Evet. Başka yok. Kalksa dese ki ben şöyle yapayım, böyle yapayım, büyük bir köyü, beldeyi, ili
bir bölgeyi, Türkiye'nin yarısını yok etse yargılanamaz. Çünkü vatana ihanet bana göre ayrı bir şeydir, size göre ayrı bir şeydir. Vatana ihanet diye bir suç yok. Ama maddede diyor ki, 105. maddede Cumhurbaşkanı vatana ihanetten meclisin çoğunluğunun 1/4'ünün gizli ve evet oyuyla yargılanabilir. 412.6'ya tekabül ediyor. Bu da bir kişi 0.6 olamayacağına göre 413. 413 milletvekili evet derse vatanı ihanetten yargılanabilir. Yeni sistemde vatana ihanet diye bir şey yok. Maddede diyor ki, Cumhurbaşkanı hakkında bir suç işlediği iddiasıyla, burada duralım, bir suç işlediği, yani herhangi bir suç, hangi suçu işlerse ve devam ediyor. Şimdi 4/3 demiştik ya, 550/4 × 3 kısa mantık, kısa hesaplama. Yeni sistemde de 4/3 dersek 450 milletvekiline tekabül ediyor. Hayır, 400 milletvekili. Eski sistemde 413 milletvekili sadece vatana ihanet suçu, yeni sistemde herhangi bir suç ve 400 milletvekili. Burası çok önemli. Herhangi bir suç dediğimiz, yani sıradan bir vatandaş herhangi bir şekilde mahkeme önüne çıkması gerekecek. Mahallede gürültü yaptı, birini aynen yaraladı, öyle, biriyle münakaşası oldu, söz hakaret oldu. Kanunda bunun suç karşılığı var bunların hepsinin. Aynen öyle. Bu söylediklerimden herhangi birisini yaptığında 400 milletvekili el kaldırırsa yargıya yol açılacak. Aynen öyle. Ve evet. Bu noktada bir eleştiri de oluyor. Özellikle de bakın mesela meydanlarda hiç muhalefet bu konuya değinmiyor. Ya da muhalefet deyim yerindeyse ilk başlarda hatırlıyor musunuz? İlk muhalefet ortaya çıktığı zaman Anayasa Mahkemesi'ni avucunun içine alacak. Şöyle söyleyeyim. Anayasa Mahkemesi az önce dedim ya başkanı 24 yıl başkanlık görevini yapabilir diye. Anayasa Mahkemesi 17 üyeden oluşuyor. Şu anki sistemde. Bu 17 üyenin 14'ü Cumhurbaşkanı tarafından seçiliyor. Şu anda 14'ü. 3'ü meclis tarafından seçiliyor. Şunu ayrıca belirteyim. Cumhurbaşkanı işte Murat hadi git Anayasa Mahkemesi üyesi ol. Fatih sen de işte Anayasa Mahkemesi üyesi ol diyemez. Belli sayılar var. Mesela Yargıtay'dan 3 kişiyi, Danıştay'dan 2 kişiyi. 3 kişiden kastım da şu. Kendi arasında seçim olur. O 9 kişi en yüksek oyu alanların arasından 3 kişiyi seçer. Kendi bir müdahalesi yine yok. Belli sınırlar içerisinde 3 kişiyi seçebilir. Toplamda 14, meclisin 3. Yeni sistemde hani Anayasa Mahkemesi'ni avucun içine alacak ya. Evet. Eski sistemde 14, yeni sistemde 12. Sayı sabit kalsın bari. Çünkü 17'den 15'e düşüyor. Cumhurbaşkanı o iki kişi Cumhurbaşkanı'ndan gidiyor. Cumhurbaşkanı seçtiği kişilerin arasından gidiyor. Yani 15 üzerinden 12'yi seçebiliyor. Ve belli başlı kişiler arasından. Hakim Savcılar Yüksek Kurulu'nda da şu anda yeni ismiyle Hakimler ve Savcılar Kurulu olacak. Bakın mesela niye yüksek çıkarılıyor? Yüksek kelimesi niye yok? Çünkü yargının tamamıyla, daha doğrusu kurulun tamamıyla kendisini Anayasa Mahkemesi, Yargıtay gibi bir üst olarak görmemesi. Bunun özü budur, kelime anlamı. Mesela ben size desem ki yeni sistemde bence uygun değil bu yapı. Cumhurbaşkanımız ya da Cumhurbaşkanı kim olursa olsun ileride A kişi B kişi de olur fark etmez. Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun başkanı olsun. Demez misiniz? Dur ya ne oluyor? Ama medeniyet diyoruz, demokrasi diyoruz. Bakın İsveç'te evet, hükümetin atadığı genel müdür başkanlık yapıyor. Bizde Adalet Bakanı, bunun altını özellikle de çizeyim. Fransa'da Cumhurbaşkanı, Hakimler Savcılar Kurulu'nun başı. İtalya'da Cumhurbaşkanı. Türkiye'de Cumhurbaşkanı, şunu da söyleyeyim, normalde 23 üye, bunun 16'sı atanmış bürokratlardan gider. Bu atanmış bürokratlardan atanmış bürokratlar yeni sistemde yok. Ben milletim, yetkiliyim kim de oyumu vererek milletvekilini seçiyorum. Beni temsil etmesi için.
Meclis kaç kişiyi gönderiyor? Göndermiyor. Yeni sistemde 7 kişiyi gönderecek. Şunu da söyleyeyim. Anayasa ve Kanun Komisyonlarının ortak karma bir komisyonuyla 52 kişilik bir komisyon kurulacak. Bu komisyonda meclisin hakim savcılar kuruluna üye seçmesi için birinci turda 35, ikinci turda 32 milletvekilinin bir adayda evet demesi lazım. AK Parti'nin milletvekili sayısı 30. AK Parti yine seçemiyor. Mecburi bir şekilde o iktidar partisinin, AK Parti'nin diğer partilerle birleşmesi lazım ki aday belirlensin, aday seçilsin. Bu da olmadı. O zaman ikinci bir ihtimal olarak ikinci turda yapıldı. İkinci turda da seçilmedi. Her parti dedi ki benim adayım şudur, 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 şudur. Seçilmedi. Bu sefer kura çekiliyor. Adalet Bakanlığı ve Müsteşar da dual üye. İki kişi de oradan geliyor. Mecliste 7-9. Eski sistemde Cumhurbaşkanı şu anki sistemde 4 kişiyi gönderiyor. Yeni sistemde yine 4. Ve yine burada da Anayasa Mahkemesi noktasında sayı sabit. Eğer gerçekten avucunun içine almak istiyorsa bari en azından sayıyı artırırdı. Hızlıca bir maddelere göz atarsak madde 9. Yargı evet. Yetkisi Türk milleti adına bağımsız mahkemelerce kullanılır mevcutta. Yenisinde bağımsız ve tarafsız. Bir hakim ve savcı bağımsız olsun. Bunu hepimiz diyoruz. Hepimize hukuk lazım. Kabul. Ama taraflı olursa ben şunun tarafındayım. Ya da işte akrabasıyım. Hukukçu meslektaşlarımız daha iyi bilir. Reddi hakim dediğimiz konular vardır. Bir hakim işte bir tarafın yakınıdır, akrabasıdır vesaire bir bağ vardır. Evet. Ama onun dışında hakimi reddedemezsiniz. Taraflı bile olsa, açık açık söylese bile reddedemezsiniz. Savcıyı da aynı şekilde. Ama yeni sistemde yargı yetkisi Türk milleti adına bağımsız ve tarafsız diyor. İkinci husus, Türkiye Büyük Millet Meclisi genel oyla seçilen 550 milletvekilinden oluşur. 600 milletvekili diyor. Bu ne demek? 50 kişinin daha artması demek. İngiltere'nin nüfusu 63 milyon. Milletvekili sayısı 1381. Seçilme yaşı 18. Fransa'nın nüfusu 65 milyon. Milletvekili sayısı 925. Seçilme yaşı 18. Almanya'nın nüfusu 81 milyon. Nüfus sayısı 630, milletvekili sayısı 630. Milletvekili seçilme sayısı 18. Avrupa dediğimizde aklımıza gelen ilk üç ülke. Her şeyi geçtim. Madem hani bu sistem tek adamlık, rejimlik, diktatörlük, evet. Ülkeyi bölecek vesaire. Birçok eleştiri var ya, ya da eleştiriden ziyade aslında eleştiri demek doğru değil. Kafa karışıklığına yol açan ithamlar var. Madem öyleyse Türkiye'yi bölmek isteyen belli başlı terör örgütleri niye hayır kampanyası yürütüyor? Türkiye'nin dağılmasını, iç savaş çıkmasını, diktatörlük rejimine dönüşerek müdahale yetkisini isteyen Avrupa niye hayır diyor? En basit örnekleri. Şu anki sistemde bir bakan hem yasama üyesidir, milletvekili, hem de yürütmenin üyesidir. Nerede kuvvetler ayrılığı? İçe geçmiş durumda gidiyor zaten. İç içe geçmiş durumda. Evet. Yeni sistemde bakanlar meclisten seçilirse meclis fonksiyonu, meclisteki fonksiyonu düşer. Dışarıdan seçilmesi lazım veya 600 milletvekilimiz var, sayımız 599'a düşer. Bir milletvekili artık yok. Birbirine müdahale etmesin diye. Bunu şu şekilde düşünün. Ülke bir beyindir, işte bu yasamadır. Ne yapacağını, ne edeceğini beyin karar verir. Yürütme kollardır ve ayaklardır. Gideceğini, nasıl gideceğini, hızlı mı gideceğini, yavaş gideceğini. Türkiye'de yasama, yani beyin, Türkiye Büyük Millet Meclisi. Yürütme, Bakanlar Kurulu. Şimdi, siz çok hızlı bir şekilde çalışıyorsunuz. Parti çoğunluğuna sahipsiniz. Ama bakıyorsunuz eller çalışmıyor. Veya tam tersi, eller çalışıyor, beyinde sorun var.
Türkiye'de bir laf var hani, diyor ki ya şu konuya bakacağım, şu konuyu inceleyeceğim ama kafam ayık olmuyor. Yani bir türlü kafa deyim yerindeyse rahat olmuyor. Ama 2016'ya bakıyorsunuz, Türkiye o kadar çok zorluğa rağmen, ki darbeye darbe yapan dünya tarihinde bir ilk, ilk devlet. Bakıyorsunuz o kadar sıkıntıya rağmen bir şeyler yapmaya çalışmış. İşte en basitinden 3. köprü olsun. Yatırımlar bir öncekine göre artarak devam ediyor. Şimdi bir noktadan sonra, maddelerden sonra biz Türkiye Hukuk Platformu olarak artık şu soruları almaya başlıyoruz. Maddeler değil. Bize faydası ne olacak? Bölgeme, ülkeme faydası ne olacak? Düşünün ki tembellik yok, sürekli çalışkanlık var. Beyin sürekli emrediyor el ve ayağa ve sürekli el ve ayak çalışıyor hızlı bir şekilde. Bu şekilde düşünelim. Hızlı bir şekilde yine maddeleri geçersek, aynı şunu da söylemek isterim. Evet. Meclisi feshetme etkisi. Kendisini de feshetmiş oluyor. Çünkü madde çok açık bir şekilde diyor ki, yeni maddeyi okuyorum. Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Cumhurbaşkanlığı seçimleri 5 yılda bir aynı gün. Türkiye Büyük Millet Meclisi ve bu ne demek? Ali ile Veli gelecek dediğim zaman, Ali ile Veli ikisi birlikte gelecek. Ali veya Veli gelecek dediğimde, ya Ali gelecek ya Veli gelecek. Hukukta da böyledir. Ve kelimesi ikisinin birlikteliği anlamını taşır. Türkiye Büyük Millet Meclisi seçimleri ve Cumhurbaşkanlığı seçimleri. İkisi birlikte. Şimdi eğer Cumhurbaşkanı meclisi feshederse, kendisini de sadece 77. maddeye dayanarak bile kendisini de feshetmiş oluyor. Zaten iki dönem hakkı vardı, biri gidecek. Biri gitti. Evet. Ondan sonra tek adamlık, diktatörlük, yani şey var. Evet. Dün bir program kanalında veya iki gün önceydi, Muharrem Bey vardı, Muharrem İnce. Diyor ki maddeleri gösteremem ama tek adamlık rejimi var. Yani bu ne demek? En basitinden hiçbir şey, hadi evet, hayır, kim ne diyor, ona bile bakmadan. Eski hali, yeni hali. Bunu bile okursak, araştırırsak, ben çok rahat bir şekilde evet diyeceğimize inanıyorum. Dün bir tane hayır çadırına bir vatandaş gitmiş, sosyal medyada paylaşmıştı, kayıt altına almış. Hı hı. Hayır cephesine neden hayır demem gerektiğini sormuş. Bilen kişi burada değil diye cevap almış. Aslında üzücü, gerçekten üzücü. Keşke daha bilinçli bir şekilde bu olay, hı hı, tartışılsaydı kamuoyunda. Evet. Efendim teşekkür ediyoruz. Ülkemiz adına güzel sonuçlar çıkar inşallah. Sizi burada ağırlamak çok güzeldi. Çok sağ olun. Ben tekrardan şehidimize Allah'tan rahmet diliyorum. Keşke biz de şehitlik makamına erseydik. Öyle bir temennim var benim. Ve Maraş'ın kahraman şehidine Allah'tan rahmet diliyorum. Yakınlarına da sabır diliyorum. Rabbim rahmet eylesin. Amin diyelim. Çok teşekkür ediyoruz. Sevgili seyirciler, değerli konuğumuzu uğurladıktan sonra bültenimizi de burada kapatmış olacağız. Birazdan 60 saniyede Kahramanmaraş bülteni ve hemen ardından da Murat Baltacı ile spora dair gelişmeleri izleyeceksiniz efendim. Biraz gecikmeli oldu ama Aksu TV ekranlarının en çok sevilen, en çok beğenilen programı Artı Eksi de bu akşam yine sizlerle olacak. Değerli sunucularımız Kahramanmaraş'ın artılarını, eksilerini değerlendirmeye devam edecek. Aksu TV ekranlarından ayrılmayın efendim. Tekrar görüşünceye dek hoşça kalın.